gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan Süleyman Soylu'yu sildi mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'in iddialarının ardından, AK Parti içinde yalnız kaldığı iddia edildi. Kulislerde, Erdoğan'ın güvenlikle ilgili briefingleri de Soylu yerine, başka devlet yöneticilerinden aldığı konuşuluyor. Partide, istenmeyen bakan, konumuna gelen Soylu'nun, görevden alınıp alınmayacağı merak konusu. Öte yandan CHP'li vekil Abdullatif Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu sildiğini dile getirdi. Süleyman Soylu, Türkiye siyasetinin son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden biri haline geldi. Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Ak Parti politikalarını eleştirirken, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden, hesap sormazsam namerdim diyen Soylu, 2012'de törenle Ak Parti'ye katıldı. Sırasıyla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Arge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İlk kez 2015 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili seçildi. Ahmet Davutoğlu hükümetinde çalışma bakanı oldu. Süleyman Soylu'ya parti içinde güç kazandıran olay 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'nin önüne gitmesi oldu. O gece sokağa inen tek bakan oldu. Efkan Ala'yı istifa ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı koltuğunu verdi. Soylu 15 Temmuz sürecinden sonra Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın da iç işlerine bağlanmasının ardından devlet içinde olağanüstü bir güce kavuştu. Terörle mücadelede izlediği şahin politika nedeniyle MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin desteğini aldı. Deutsche Welle Türkçeden Alican Uludağ'ın haberine göre Erdoğan'ın damadı dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile güç mücadelesine girdi. Bu süreçte Erdoğan sonrasında lider adayları olarak Soylu ve Albayrak isimleri öne çıktı. Albayrak'ın görevinden affını istemesiyle Soylu, Erdoğan'ın ardından en güçlü ikinci ismi oldu. Albayrak'a yakın İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, Erdoğan tarafından Ankara'ya atanmasıyla Soylu, İstanbul Emniyetine de hakim oldu. Soylu, 12 Nisan 2020'de, koronavirüs tedbirlerinin açıklanma şekli nedeniyle, istifa ettiğini açıklamasıyla gücünü bir kez daha test etti. Sosyal medyada Erdoğan'a, Soylu'nun istifasını kabul etmemesi çağrıları yapıldı. Devlet içerisinde kimi kamu görevlileri, Soylu'ya destek çıktı. Erdoğan, İstanbul'da görüştüğü Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Böylece Soylu, İstanbul'dan Ankara'ya vazgeçilmeyen bir bakan olarak döndü. Erdoğan'ın Soylu planı ne? Ancak Sedat Peker'in yayınladığı videolarla Soylu'yu hedef almasıyla. Tablo değişti. Peker, her videosunda Soylu'yla ilgili iddialar ortaya atarken. AKP'de derin bir sessizlik oluştu. Erdoğan, bakanlar ve parti yöneticileri soyluya sahip çıkan açıklamalar yapmaktan kaçındı. AKP grubunda 15 milletvekili soyludan duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada soylunun adını anmadan, "Suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz, daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." mesajını verdi. TRT habere çıkan Soylu, Sedat Peker'den 10 milyon dolar alan siyasetçi iddiasını ortaya atıp, "Azdan az, çoktan çok gider." dedi. MHP lideri Bahçeli'nin Soylu'ya desteğini açıklamasından sonra Erdoğan da grup toplantısında Soylu'nun yanında olduğunu açıkladı. Ancak bu süreçte Erdoğan belirgin olarak Soylu'dan uzak duruyor. 109. dönem kaymakam adaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan Soylu'yu çağırmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı toplantısı düzenlendi. Erdoğan, törene dönemin Aile Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü davet etti. Ancak kadına karşı şiddetle mücadelenin en önemli kurumu olan İçişleri Bakanlığı toplantıda yer almadı. Soylu, Külliye'deki toplantıya yine çağrılmadı. Güvenlik brifinglerinde de Soylu yok iddiası. Kulislerde Erdoğan'ın güvenlikle ilgili brifingleri de soylu yerine, başka devlet yöneticilerinden aldığı konuşuluyor. Yaşanan süreçte, gelinen nokta. Erdoğan henüz Soylu'yu görevden almadı. Süleyman Soylu ise istifa etmekten kaçınıyor. Erdoğan'ın desteğini kaybeden, parti içinde yalnızlaşan Soylu'nun, siyasi kariyerine nasıl devam edeceği ise şimdilik bilinmiyor.